ve Türkiye siyaseti 22 Ekim'den bu yana MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özellikle parti meclisinde yaptığı konuşmayla terör örgütü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan İmralı'daki terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı çağrıyla başlayan süreç bugüne kadar geldi. Ama o süreç devam ederken Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı ve tutuklandı ve cezaevine konuldu. Şimdi CHP bunu tartışıyor. Yani CHP diyor ki nasıl yani bir taraftan el uzatılıyor, bir taraftan normalleşme, bir taraftan uzlaşı, bir taraftan kardeşiz hep bir teyiz çağrıları yapılırken Ahmet Özer neden tutuklandı bunu anlayamıyoruz diyor ve parti olağanüstü hal ilan etti kendi içinde. Sayın seyirciler bu konuya dair Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi. Asıl hedef İmamoğlu'dur çarpıtması ve propagandası yapılıyor dedi. Mehmet Uçum Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının tutuklanmasının Ekrem İmamoğlu'nun öne çıkması için yapıldığını ve Ekrem İmamoğlu üzerinden böyle bir propaganda yapıldığını iddia etti. Bir ses verelim, bir dinleyelim. Terörsüz Türkiye refilinin yavaşlaması söz konusu değil mesajı verdi. Yargı siyasi etkisine bakarak iş yapmaz dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasıyla tartışmayı değerlendirdi. Asıl hedef İmamoğlu'dur çarpıtması ve propagandası yapılıyor. Başkaları da kendi siyasi ajandaları üzerinden soruşturmayı örselemeye çalışıyor. Bunun anlamı bazı çevrelerin Ahmet Özer'i istismar eden ve kullanan bir yaklaşım içinde olduğu, Ahmet üzeri kendi siyasi ve kişisel ajandaları için istismar edenler terör operasyonunun hukuksal yönünü de değersizleştirmeye çalışıyor. Mevcut terör soruşturmasına siyasete etkileri üzerinden yüklenme ve bu noktadan İmamoğlu projesine veya başka siyasi, kişisel projelere hız verme çabası siyasetin ve toplumun dinamiklerini göz ardı etmektir. Tamam. Uçum yargı tamam. siyasi etkisine bakarak iş yapmaz dedi. Siyasetin yükü mahkemelerin ve cumhuriyet savcılıklarının üzerine yıkılamaz. Yargı, savcısıyla, hakimiyle, kurumlarıyla kendi işini yapar. Siyaseti gözeterek işlem yapmaz ve karar vermez. Yargı bir işlem yaparken gelecekte siyasete etkisi ne olur diye bakarak da işini yapmaz. Savcıları ve hakimleri görevlerini yaptıkları için tehdit edenler, aşağılamaya çalışanlar büyük bir yanlış içindedir. Uçum toplumun teröre karşı verilen mücadeleyi desteklediğini belirtti. Terörsüz Türkiye hedefinin yavaşlaması söz konusu değil dedi. Türkiye halkı bu tip masa başı oyunları çok iyi değerlendiren bir tecrübeye sahiptir. Bu realiteyi göz ardı edenler ve teröre karşı operasyonları istismar ederek mühendislik siyaseti yapmaya kalkışanlar er geç Türkiye halkına hesap verir. Bu yaşananların terörsüz Türkiye hedefini engellemesi, yavaşlatması söz konusu değildir. Daha da önemlisi tüm bunların Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ifade ettiği büyük paradigma değişikliğine en ufak bir negatif etkisi olamaz.